Merhaba benim sadık izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerin şahitliğinde 3320, 3340, 4120 çamaşır makinesinin kullanma kılavuzunu inceleyeceğiz. Evet. Şöyle görmeniz açısından. Bu ürün çevreye saygılı arçelik tesislerinde doğaya zarar vermeden üretilmiştir. Arada çamaşır makinesinin sesini duyuyorsunuz. Bugün video çekmiyorum. Ama yıkama yapıyorum burada. Makinede ne yıkanıyor diye sorarsanız, makinede banyo havluları yıkanıyor. Öyle başlangıç kısımlarına çok fazla konuşmayacağım. Sadece sayfaları göstermek açısından böyle biraz bekliyorum. Ne kadar sevimli, ne kadar şirin görünüyorlar. Bu arada bakın sanki böyle eski arçeliklerin kapak açma kapağı detay olarak sayfa numaraları arasına konmuş ve gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Ve arçeliğin eski logosu. Şu arçeliğin eski logosunu ben çok seviyorum yenisine göre. Keşke hep öyle kalmaya devam etseydi. Evet, sıcaklık düğmesinden kapağı açılıyor. Burada detayları verilmiş. Teknik özellikler. Yerleştirme ve ilk çalıştırma. Arzu eden videoyu durdurarak detaylıca okuyabilir. Hortumunun konumlarını göstermiş. Tabandan en az 40 santimetre, en çok 100 santimetre yüksekliğe takılmalıdır diyor. Elektrik bağlantısı. ...3320'yi gösteriyor. 3320'nin bakın panosunda 800 devir yok. Sanırım bu makine 600 devirlik olan ilk başlangıç modeli 3320. Birebir birbirine çok benziyor fakat devir farkı var aralarında. Sadece yarım yük ve yumuşatıcılı suda bırakma tuşu var. 3340 ve 4120'de 800'den 500 devire indirebilme tuşu var. Ön hazırlık. Yıkanacak çamaşırların ayrılması, çamaşırların makineye konulması, deterjan ve yumuşatıcı seçimi. Çamaşırları cinslerine, pamuklu, keten, sentetik, yünlü gibi kirlilik derecelerine ve yıkama sıcaklıklarına göre ayırınız. Beyaz çamaşırları renklerle birlikte yıkamayınız. Çamaşırların üzerindeki kemer, kol düğmesi ve benzeri sert cisimleri çıkarınız. Cepleri boşaltınız, fermuarları kapatınız ve düğmeleri ilikleyiniz. Lekeli çamaşırlar için pratik ve yararlı bilgiler bölümüne bakınız. Az sonra buna bakacağız. Makinede yıkanabilir veya keçeleşmez etiketi olan yünlüleri özel yünlü program ile zarar vermeden yıkayabilir.
Deterjan miktarı suyun sertliğine, çamaşır miktarına ve çamaşırın kirlilik derecesine bağlıdır. Önerilen miktarlar deterjan ambalajı üzerinde yazılıdır. Yıkayacağınız çamaşır miktarı az ise ve yıkama programı seçerken yarım yük tuşuna bastıysanız önerilen toz deterjan miktarının yarısını kullanınız. Bakın her şeyi bilgilendirmiş burada. Sıfırdan hiç böyle çamaşır yıkamayı bilmeyen bir insan bu kullanma kılavuzunu okursa eğer kesinlikle mükemmel çamaşır yıkayabilir. Ama bizim halkımızda okuma alışkanlığı yok işte maalesef. Bu kullanma kılavuzları alınsa bile çamaşır makineleri pek yani okunmadan hemen kullanılmaya başlanıyor. Kapağı kapatırken kapak ile lastik körük arasında çamaşır sıkışmamasına dikkat ediniz. Ön kapağı iterek kapatınız. Ön kapak iyice kapanmazsa çamaşır başlamaz. Yıkama başlamaz, pardon. Ön kapak yıkama programı bitene kadar kilitli kalır ve program sona erdikten 1-2 dakika sonra da açılabilir. Klor ya da kükürt içeren beyazlatıcı maddeleri kullanmaktan kaçınınız demiş. Aslında çamaşır suyu kullanılıyor makinelerde. Sanırım bu makinenin iç aksamlarına zarar vereceği düşünüldüğü için çamaşır suyu pek kullanmayın demiş. Zaten yakınımda çok fazla kullanmıyor bu makinede. Çünkü beyazları çok birikmediği için. Pamuklar A, B, X, M, C programları. Bu programlar beyaz ve renkli pamukları yıkamada kullanılır. Ön yıkamalı program, ön yıkama, ana yıkama, 3 durulama, sıkma. Ara sıkma yok. B, ön yıkamasız program, ana yıkama, 3 durulama, sıkma. X, ön yıkamasız kısa program, ana yıkama, 3 durulama, sıkma. C, sadece sıkma programı. A, B, X, M ve M programları içinde çamaşırlara sıkma uygulanır. Program sona erdiğinde çamaşırları tekrar sıkma uygulanması istenirse program düğmesi C'ye getirilerek ilave sıkma işlemi gerçekleştirilebilir. Sentetik ve yünüler D, F, G programları. Bu programlar sentetik ve ütülenmeyen pamuklu çamaşırların perdelerin yıkanmasında kullanılır. Çamaşırlar daha fazla su ile hassas bir şekilde yıkanır. Ön yıkamalı program, ön yıkama, ana yıkama, 3 durulama, narin sıkma. Narin sıkmada arkadaşlar 2 defa sıkma yapıyor 500 devirde. Ön sıkmasız, ön yıkamasız program, ana yıkama, 3 durulama, narin sıkma. Kısa program, ana yıkama, 3 durulama, sıkma. Durulama sonu suda bırakmayı söylemiş. Deterjan çekmecesi. Bölme 1 ön yıkama için toz deterjan gözü, bölme 2 orta göz, ana yıkama için toz deterjan gözü, çiçek sembolünü göstermiş. Bunu zaten biliyorsunuz. Makineye meraklı olanlar bilirler. Çiçek sembolü yumuşatıcı gözüdür. D de sifon. Yarım yük 1 bölü 2. Bunu merak edenler, bilmeyenler oluyor. Bu nedir diye hiç kullanmayanlar da oluyor. Mesela bir yakınım da bana bu makinedeki bu sembolü sormuştu. Bu nedir 1 bölü 2 diye yazıyor. Burada Serkan demişti. Ben açıklamıştım. En ekonomik yıkama. Program seçim tablosunda önerilen miktarda çamaşır yıkandığında gerçekleşir. Daha az miktarda çamaşırın en ekonomik şekilde yıkanmasını sağlamak için yarım yük fonksiyonunu seçiniz. Tabloda gösterilen çamaşır miktarının yarısı kadar ya da yarısından daha az çamaşır yıkanmak isteniyorsa yarım yük tuşuna basılmalıdır. Yarım yük tuşuna basıldığında önerilen deterjan miktarının yarısı kullanılmalıdır. Durulama sonu suda bırakma. Çamaşırlarınızı sentetik ve yünlü programlarının bitiminde hemen boşaltmayacaksanız susuz ortamda buruşmalarını önlemek için bu tuşa basarak çamaşırları son durulama suyu içinde bekletebilirsiniz. Bu işlemden sonra tekrar tuşuna basarak program kaldığınız yerden devam edebilir ya da program düğmesini P konumuna getirerek makine içerisinde kalan suyu tahliye edebilirsiniz. Bakın dikkat demiş. Yünlüleri yıkarken yarım yük tuşuna basmayın. Neden? Neden? Çünkü yünlüler içerisine aşırı su çekeceği için
Yörümük tuşunda aldığı su miktarı yünlülere yetmeyecektir. Bu yüzden uyarmış. Keşke açıklamasını da yazsaymış altına ama olsun, ben açıkladım. Sizler için. Sıkma devri seçme. Çamaşır makinesi maksimum sıkma devri 800 devir dakikadır. Çamaşırları daha düşük devirde sıktırmak istediğinizde, sıkmak istediğinizde devir seçme fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Devir seçme tuşuna basıldığında sıkma devri 500 devir dakika olacaktır. Keşke 800-600 olsaymış. 500 de çünkü 600'e göre biraz ıslak bırakıyor. 600 bence daha iyi, ideal. Makinenizde sürekli yıkama yapabilirsiniz demiş. Tüm yıkama programları arka arkaya çalıştırabilirsiniz. İki yıkama arasında bekleme yapmanıza gerek yoktur demiş. Tablosuna bakın. İç çamaşırları, bebek çamaşırları, yatak takımları, masa örtüleri, tişört, gömlek, havlu, eşofman, kot, pantolonlar ve benzeri. Bunların hepsi pamuklu programında yıkanmalıdır diyor. Bakın, sentetik ve sentetik karışımlı çamaşırlar, viskon, naylon çoraplar, perdeler, yıkanabilen suni ipek, pantolon, bluz ve benzeri hassas çamaşırlar. Bakın, tam benim söylediğim gibi. Sentetik programında yani pamukluları bu yüzden işte ben yıkamıyorum. Sentetikte sentetik yıkamam için naylon su eşyalar olması lazım. Perdeleri zaten her zaman sentetikte yıkarım. İpekli bir şey olması lazım sentetik çalıştırmam için. Naylon su, böyle viskon tarzı. Saten gibi şeyler. Yünlüler, trikolar, makinede yıkanabilir damgası bulunan yünlüler. Bakın, göstermiş deterjan bölümünü çıkarmayı. Yumuşatıcı gözündeki sifonun işareti noktasına basarak çekmeceyi kendinize doğru çekiniz. Çekmeceyi lavaboda bol suyla yıkayınız. Sifon, deterjan çekmecesi içindeki renkli parça. 30-40 yıkamada bir temizleme ihmal etmeyiniz. Sifonu yerinden çıkartmak için önce deterjan çekmecesini çıkartınız. Tıkanmaması için içindeki yumuşatıcı artıklarını temizleyiniz. Temizledikten sonra sifonu yerine takıp iyice oturup oturmadığını kontrol ediniz. Hatta kulak temizleme çubukları var. Ucunda pamuklu olanlar. Zaten pamuklu oluyor da. Pamuklu kulak temizleme çubuklarından içerisine sokup da o içerisindeki yumuşatıcı artıklarını da temizleyebilirsiniz. Ben böyle temizliyorum kendi evimdekinin. Gayet iyi işe yarıyor. Çünkü yumuşatıcı artıkları da orada birikme yapabiliyor. Filtresinin nasıl temizleneceğini göstermiş. Evet, şimdi işte asıl istediğim bölüme geldik. Burasını sizlere çok göstermek istiyordum. Hemen hemen her makinelerin kullanma kılavuzlarında böyle bilgiler oluyor, Arçelikler'in. Yanlış hatırlamıyorsam benim makinemin de var. Hatta 5500Z'nin kullanma kılavuzunda da bu olması gerek. Çocukken okudum diye hatırlıyorum, 5500Z'de de vardı böyle yazan yazılar. Pratik bilgiler.
Alkollü içkiler. Önce soğuk suyla, daha sonra gliserin ve suyla silinip sirkeli suyla durulanmalıdır. Ayakkabı cilası. Kumaşı zedelemeden cilayı yavaşça kazıyınız. Deterjanla ovalayıp durulayınız. Çıkmazsa 2 ölçü suya 1 ölçü saf alkol 96 derece koyarak ovalayınız. Ilık suda yıkayınız. Çay ve kahve. Lekeli kumaşı bir kap ağzına gererek üzerine kumaş cinsinin dayanabileceği kadar sıcak su dökünüz. Çamaşır tipi uygun ise çamaşır suyu ile yıkayınız. Bu çay lekesi o kadar o kadar inatçı bir leke ki böyle beyaz kumaşlarda bile çamaşır suyu kullanılsa bile çok az böyle nadir böyle izi kalıyor. İlla ki kalıyor. Aslında çay lekesi çıkıyor da çayın rengi kumaşı boyadığı için renk çıkmıyor kumaşın üzerinden. Yoksa çay lekesi, kahve lekesi çıkıyor aslında. Ciklet. Cikletin üzerine bir parça buz koyup lekeyi sertleştiriniz. Kumaşı zedelemeden cikleti kazıyıp trikloretilenle siliniz. Durulandıktan sonra yıkayabilirsiniz. Ciklet yani sakız. Çikolata ve kakao. Bir süre soğuk suya bastırınız. Sabunla veya deterjanla ovaladıktan sonra kumaş cinsinin izin verdiği sıcaklıkta yıkayınız. Yağ lekesi kalmışsa oksijenli su %3 oranında kullanarak siliniz. Domates salçası. Birikintileri kazıyıp soğuk suda 40 dakika kadar bastırınız. Deterjanla ovalayıp yıkayınız. Dudak boyası yani ruj. Trikloretilen ile boyayı çıkartıp lekenin kalan izlerini deterjanla gideriniz. Et suyu yumurta. Leke kurumuşsa kalıntıları çıkartıp soğuk suyla bastırılmış bir sünger veya yumuşak bezle siliniz. Deterjanla ovalayarak sulandırılmış çamaşır suyuyla yıkayınız. Yünüleri soğuk suyla silip trikloretilen ile kullanınız. Gres ve yağ lekesi. Bakın bu da önemli. Bazı çamaşır makineleri bozuk olan insanların çamaşır makineleri yağ kalıntısı bırakabiliyor çamaşırlarda. Bu çok önemli. Eğer çamaşır makineniz bozuksa ve yağ bırakıyorsa çamaşırlarınızda bunu dikkatle dinleyin ve okuyun. Önce kalıntıları silip lekeyi deterjanla ovalayınız. Ilık sabunlu suda yıkayınız. Yün ve ince pamuklar için trikloretilen ile kullanınız. Bunu da nereden bulacak insanlar trikloretilen? Hardal. Lekeye gliserin sürüp deterjanla ovalayarak yıkayınız. Leke çıkmıyorsa alkolle siliniz. Renkli sentetik kumaşlarda 1 ölçek alkol, 2 ölçek su karışımı kullanılmalıdır. Kan lekesi. Soğuk suda 30 dakika kadar bastırınız. Şayet leke çıkmıyorsa aynı sürede su artı amonyak 4 litre suya 3 çorba kaşığı amonyak karışımına bastırınız. Krema, dondurma ve süt. Soğuk suya bastırıp lekeli yeri deterjanla ovalayınız. Yağ lekesi kalırsa trikloretilenle siliniz. Çıkmıyorsa kumaşa uygun ölçüde beyazlatıcı uygulayınız. Küf lekeleri kısa süre içerisinde temizlenmelidir. Leke deterjanlı suyla yıkanmalı. Çıkmıyorsa oksijenli suyla %3 oranında silinmelidir. Meyve. Lekeli kumaşa bir kap ağzına gererek üzerine soğuk su dökünüz. Leke sıcak su kullanılmadan soğuk su ile silinmelidir ve gliserin uygulanmalıdır. Birkaç saat bekletildikten sonra birkaç damla beyaz sirke ile silinip durulanmalıdır. Mürekkep. Lekeli yeri soğuk suya tutarak mürekkepli suyun akması bitene kadar bekleyiniz. Daha sonra limonlu su ve deterjanla ovalayınız. 5 dakika bırakıp yıkayınız. Eskiden de üzerine kolonya dökerdik. Mürekkep lekesine. Bunu eskiler bilir. Annelerimiz, anneannelerimiz bilir, babaannelerimiz, büyük yaşlı teyzelerimiz üzerine kolonya dök derlerdi. Ot lekesi. Lekeyi deterjanla ovalayınız. Kumaş beyazlatıcı kullanılabilir cinstense çamaşır suyuyla yıkayınız. Yünüler alkolle ovalanmalıdır.
Renkler için bir ölçü saf alkol. Artı 2 ölçü su karışımı. Yağlı boya. Leke kurumadan tiner veya trikloretilen kullanılarak çıkarılmalıdır. Yünlüler için lekenin üzerine trikloretilene bastırılmış bir pamuklu bez kapatılmalıdır. Daha sonra deterjan ovalanıp yıkanır. Yanık lekesi. Kumaş beyazlatıcı kullanmayı elverişliyse yıkama suyuna ilave edilebilir. Yünlülerdeki fazla yanıklar için leke üzerine oksijenli suya bastırılmış bir bez örtülür. Bunun üzerine kuru bir bez konarak ütülenir. İyice durulanır ve yıkanır. Bu yanık lekesi bir defasında bir yanık lekesi beyaz bir havluda vardı bizim. Hatırlıyorum. Gerçekten çamaşır suyu çıkartıyor. Dediği doğru. Çamaşır suyuyla ben yıkamıştım ve hiç yanık lekesinin çamaşır suyuyla da çıkacağını bilmiyordum ben eskiden. Deneme yanılma yöntemiyle küçükken öğrenmiş oldum. O yanık lekesi o beyaz havludan çamaşır suyuyla beyazlarla birlikte o beyaz havluyu yıkayınca çıkmıştı. Zift ve katran. Leke kurumadan tekrar tekrar trikloretilen uygulanır. Bu leke çok zor çıkar. Evet, çünkü zift ve katran demiş yani. Ölçüler yaklaşıktır. Çamaşırlarda rastlanan uluslararası işaretlerin anlamları. Bu da çok önemlidir. Evet, sonuna geliyoruz artık. Şehir şehir yazılmış burada. Kocaeli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale. Bütün şehirler burada var. Bursa'sı, Manisa'sı, İzmir'i, Çankırı, Ankara, Bilecik, Eskişehir, Konya, her şeyi var. Tabii ki de bu numaralar artık kalmamıştır. Bu çok eski bir makinenin kullanma kılavuzu olduğu için. Yani bunlara hiç bakmaya bile gerek yok. Garantisi falan diyor. Garantisi de kalmadı zaten. Evet. Bakar mısın şunun diline çıkarmış. Ben bunları yiyeceğim der gibi kaldırmış havaya. Hadi sizlere şöyle birazcık göstereyim. Videomu kapatmadan önce. Havlular yıkanıyor içerisinde. Banyo havluları. Hangi programda diye soracak olursanız X programında 60 derecede yıkanıyorlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Yorumlar yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yazdığınız yorumları çok seviyorum. Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler, öpücükler gönderiyorum. Kucak dolusu sevgiler. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.
Ve hatırlatma yapayım. Deterjan aynı deterjan. Toz deterjan kullanıldı arkadaşlar. Ve Werner gülün büyüsü kullanıldı. Ekstradan bir şey yok içerisinde. Deterjan olarak. Ciao.